Fit ve kaslı görünmek, kas yapmak için elbette ağırlık kaldırmak ve çalışmak gerekiyor. Zaten birçok vücut geliştirmeci ve bodybuilding sporcusu bu ağır idmanları yapıyorlar. Fakat kas kütlesini artırmak için en az çalışmak kadar önemli bir şey daha var. O da protein ağırlıklı beslenmek. Vücut geliştirmek ve daha büyük kaslara sahip olabilmek için uzmanlar ve vücut geliştirmecilerin tavsiye ettiği protein bakımından zengin 8 yiyeceği sizler için derledik. Kanalımıza destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yumurta. Yumurtada bulunan protein miktarı dünyadaki tüm yiyeceklerden daha fazladır. Etten bile. Bir protein deposu olmasının yanı sıra yağ yakımı ve kas konsantrasyonu için gerekli olan B12 vitaminini de bolca içerir. Ayrıca folik asit, B2, B6, D, E vitamini, demir, fosfor ve çinko bakımından da oldukça zengindir. Badem. E vitamininin vücut tarafından en iyi absorbe edilen formu bademde bulunur. Bu kaslar için büyük öneme sahiptir. Çünkü E vitamini çok etkili bir antioksidandır ve ağır idmanlar sonucu kaslarda oluşan tahribatı ortadan kaldırır. Bu da kasların daha hızlı gelişip büyümesine ve haliyle daha sağlam bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur. Günde 2 avuç badem tüketmek bu ihtiyacınıza fazlasıyla yeter. Somon balığı. Somon yüksek kalite protein ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Sıkı bir antrenmandan sonra kaslardaki yıkımı azaltır ve iyileşmesini, doğal olarak da kas kütlesi kazanmaya yardımcı olur. Vücudunuzun yıktığından daha fazla proteini depolamanızı sağlar. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda somonun insülin direncini düzenleyebildiği ve şeker hastalığına iyi geldiği konusunda da fikirler ortaya atılmıştır. Yoğurt. Kas gelişimi ve vücut geliştirme antrenmanları sonrası iyileşme süreci için yoğurt, protein ve karbonhidratın ideal bir kombinasyonudur. Almanız gereken ise bildiğiniz standart yoğurttur. Belki üzerine birkaç küçük meyve koyabilirsiniz. Böylece insülin seviyeniz yükselir ve bu da idman sonrası protein yıkımını azaltır. Sığır eti. Sığır eti de kas geliştirmek için çok önemli olan demir ve çinko bakımından zengin bir besindir. Sadece bununla da kalmaz. Aynı zamanda kreatin kaynağı olarak da bir numaradır. Yarım kilo ette 2 gram kadar bulunur ve bu da ağırlık kaldırırken ihtiyacınız olan enerjinin kaynağıdır. Maksimum kas gelişimi, minimum kalori için sırt ve kalça eti tercih edilmelidir. Zeytinyağı. Zeytinyağında bulunan mono doymamış yağ, kas kütlesini koruyan antikatabolik besinler olarak görev yapar. Başka bir deyişle, kas yıkımı ve zayıflamasına yol açan proteinlerin seviyelerini düşürerek kas kütlesini korur. Sızma zeytinyağı ise normal zeytinyağına oranla E vitamini açısından daha zengindir. Su. Kasların yaklaşık olarak %80'i sudur. Vücuttaki su oranının %1'lik bir değişimi bile performansı bozabilir ve vücudu olumsuz şekilde etkileyebilir. Ne kadar susuzsanız, vücudunuz da aynı oranda kas oluşturmak için protein kullanımını o derece azaltacaktır. Suyun vücut dönüşümünüz ve kas gelişiminiz için ne kadar önemli olduğunu anlamak istiyorsanız, antrenman öncesi ve sonrası tartılın. Kaybettiğiniz her yarım kilo için 700 ml su tüketmelisiniz. Kahve. Antrenmandan önce kafein depolarınızı doldurmak daha uzun koşmanıza, zıplamanıza ve çalışabilmenize olanak sağlar. Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, antrenmandan birkaç saat önce 2,5 fincan kahve içmiş bir erkek birey, kahve içmediği bir idmanda koştuğundan %9 oranında daha uzun deparlar atabilmiştir. Burada bahsedilen kahve ise bildiğimiz standart filtre kahvedir. Alınan kafein sayesinde sadece koşu sırasında değil, ağırlık kaldırırken de daha fazla tekrar yapabilmeniz mümkün oluyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.